Evet sevgili Hobbit severler, Hobbit'in ikinci bölümü olan The Desolation of Smaug konuşacağız şimdi. Hemen hiç lafı uzatmadan ilk cümleme giriyorum. Ya arkadaşlar, şimdi Hobbit'in ilkini izledik. Ben diyorum ya, ilkinde hiçbir sözüm yok deyip duruyordum. Bayağı film ikincide %50 düşmedi mi ya? Abi. %70 düştü bence. Yani sıkıldım evet, bence abi de. Ben 10 saat defa evet. İzledim bu filmi. O kadar durdurup gittim içeri, gezdim. Üfledim, püfledim, geri oturdum. O kadar büyük bir eziyetti ki bu yani gerçekten. Evet, kesinlikle katılıyorum ve sebeplerine de geleceğiz. Ama her şeyi bir kenara, bence de sıkıcı bir film ya bu ikincisi. Yani özellikle de ikinci yarısı falan böyle yani. Mesela Ejderha çok güzel, Benedict Cumberbatch çok güzel. Safranbolu fırını geldi. Evet abi, yeter be yani. Orman çalmasından bir şey yok. Sabahtan beri net. Ama evet sıkıcı yani özellikle köy kısmı falan. Neyse detaya sonra gireceğiz. Ya sıkıcı olmaması için adamlar ellerinden geleni yapmışlar. Hani macera anlamında ama yine de sıkıcıysa yani sorunu nerede alamak lazım bilmiyorum o zaman, yani. O zaman sana benim bu sıkıcılığa sebep olan şeylerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm bir ana konuya hemen girmek zorundayım. Hadi ya önce eğlenceli şeylerden mi bahsettik? Sonra sıkıcı kısım çünkü uzadıkça uzayacakmış gibi geliyor bana. Çünkü 2-3 tane eğlenceli noktası var filmin. O %30'luk kısmını oluşturan bence. Biraz ya, övelim zaman, ki en başta bizden nefret etmesin. Unutmamak için. Lafımı unutturmayacağım. Evet buyurun neymiş eğlenceli kısım? Abi birkaç tane eğlenceli çekilmiş kısım, birkaç tane de korkulu kısım var. O da bence Peter Jackson'ın daha önceden bir korku filmi yönetmeni olmasından kaynaklanan. Bunu uzun zamandır söylememiştik. İyi oldu söylediğin. Neydi Peter Jackson'ın şeyi olayı? Ne olayı ya? Ya üf, çok tekrar ediyorduk ya Lord of the Rings konuşurken. Ona gönderme yaptığımı anladın zannettim. Korku filmi oynuyor işte. Örümcek sahnesi mesela bence güzel bir sahne. İşte fıçı sahnesini ben eğlenceli buluyorum ne olursa olsun. Bütün bu roller coaster gibi sahneler arasında en eli yüzü düzgün, tutarlı, eğlenceli çekilmiş sahne fıçı sahnesi. Keyifli akıyor gidiyor yani. Bir de bir yerde daha korkunçlu bir şey vardı o kadar. Bu kadar. Film iyi yanlarını saydı. Saydığın gibi ben gene kendi söyleyeceğim şeyi söylemenin bir yolu buldum. O yüzden söyleyeceğim. Hadi o zaman. Bak. Bence de mesela fıçı sahnesi eğlenceli tamam mı? İşte suda dövüşüyorlar mevüşüyor. Hatta oradaki dövüş koreografisi falan da eğlenceli. İşte yok birbirlerine silah atıyorlar falan filan. Fakat abi Peter Jackson bu filmi çekerken ya da belki Peter Jackson değil biraz stüdyonun karıştığına dair falan şeyler de okudum internette. Şöyle bir karar verilmiş abi. Bir filmin eğlenceli olmasını istiyorsanız illa ölüm tehlikesi olan dövüşlü koreografist olması lazım. İlla. Ve filmde o kadar çok var ki ben mesela artık o filmin sonlarına doğru olan Legolas'ın şov yaptığı bir kısım var ya böyle iyice şeyde. Aman tanrım ne kadar gereksiz. Abi dedim ki kendime yani anladık lan. Sıkıldım var artık aksiyondan. Yeter ya yeter. Zaten Legolas'a doydum çünkü ben Yüzükler Efendisi'de koca o fili tek başına öldürdüğünde okey demiştim. Yani hani okey. Hani bu kadar OP eğlenceli güzel sahne. Legolas'ı da seviyorum. Orlando Bloom'u sevdim. Ama hani ben ona doymuşum mesela artık. Ne gerek var abi bu filmde tekrar. Şimdi. Bir de bak özür dilerim. Buyurun. Şuna da kızıyorum bir yandan. Ya 78 tane karakter var elinde abi. 14 tane cüceyle, 13 tane cüceyle oyun oynasana daha çok mesela. Onları falan dövüştür. Şimdi ya Hobbit'i göster. Hobbit'i. Filmin adı Hobbit. Hobbit. Hobbit yok. Her şey var. Hobbit yok. Ağzına sıçayım. Bu filmde iyice yok. Yani artık Legolas'ın kaymasına ya her şey. Bir de Lord of the Rings'e o kadar çok tribüt var ki. Kalkandan kayıyordu. Bu sefer orkla kaydıralım. Yani ne kadar gereksiz bir an diye düşündüm. Peter Jackson şey gibi hissediyor insan. Yani kendi yaptığı işe aşık olmuş. Sikmişim Tolkien'le demiş. Oturmuş yeni bir film, yeni bir senaryo yazmış. Çizmiş. Şimdi Legolas apayrı bir başlık. Ona tekrar geleceğiz mutlaka. Ama benim eğlendiğim sahneyi söylemek istiyorum müsaade ederseniz. O da şu. Extended'da olan, kitapta da kısmen, yani tam olarak öyle değil ama olan şu Beorn'un cücelere bak sırayla çıkın. Gandalf'ın cücesi sırayla çıkın. Beorn'u kızdırmayın dediği sahne. İzlediniz mi onu? Extended'ı izlediyseniz ben normal izledim. Normal izledim. Biraz sonra bir yorum yapacağım. Şimdi lafını kesmemek için uzatmayın. Buyurun. Orada şey var mesela. Böyle Gandalf şey yapıyor. Beorn'u biz geçerken uğradık falan. Böyle şey oyunculuklar. Komedi oyunculuğu tamam mı? Kaç kişi? Hobbit var sadece. İki tane dwarf falan böyle kaş göz oyunları yapıyor. Ian McKellen. Bu sahneyi neyin üstüne yapıyorlar? Bu
Beorn bunların koşuyor koşuyor kendi evinin kapısına ya ya yapıyor. Ondan sonra mı yapıyorlar? Sonra. Yani? Ertesi gün Beorn olunca orada hala kapı kilitli, bizi koruduğun için teşekkür bak, ederiz. Mesela bu da bir örnek. Mesela bence ben Extended izlemedim. Normal izledim, tamam mı? O yüzden o dediğin kısım yoktu ve şöyle düşündüm yani kitabı bilen biri olarak. Lan dedim sıçtırtmayın şeyinize yani gene böyle ayı gelecek, ayı bizi yiyecek mi falan muhabbetine. Onun yerine hani keşke kitaptaki gibi yapsalar dedim ve Gandalf'ın o küçük hilesini izleseydik. Ve hani o öyle bir sahne olsaydı. Ama illa işte yırtıcı hayvanlı bilmem neli böyle canavarlı korkulu bir şey çekecek. Hayvan da hayvana benzese ya. O ne demek ya? Abi. Eski bir ayı oynatıcısı olan Cevdet Alın. Bilgisayar oyunu gibi. Bilgisayar ayı oyunu gibi. Evet evet. Bu filmin CGI'ları zaten bence konuşmamız gereken yarım saatlik bir başlık olarak ele alınmalı. Warcraft'ın o meşhur ayının göründüğü ve her tüyünün ayrı oynadığı demosu daha güzeldi. Çok daha eski. Hani bundan ama çok daha eski. Bu filmin, bu projenin genel olarak aceleye getirtildiğini filan işte gene stüdyo baskılarıyla bilmem nelerle şunun bunu yapıldığını çok okudum. Bazı şeyleri CGI'yi filan bir tık yani %90'da kalmış olabilir gibi bile olabilir arkadaş. Anlatabildim mi? Yani ama bak şöyle render eksikliği gözlemleniyor. Trivia'da da şöyle şeyler var. Detay üzerine daha çok çalıştı, daha detaylı oluyor yani. Ona vakit bulamamışlar olabilir yani. Belki. Smaug'a aşırı kasmışlar, tamam mı? Smaug gerçekten ince nakış gibi işlenmiş. Onun animasyonuna diyecek en ufak bir sözüm yok. Ama onun dışında kalan her şey, özellikle o altın eriyen heykelin 1994 oyun demosu şeklinde olması doğru. Bütün tadımı evet. Tuzumu yerlere attı. Yani gerçi onun dışında hiçbir şey. Bir de böyle yeşilde çektikleri sahneler o kadar belli oluyor ki yani her şeyin yeşil olduğu kağıt gibi duruyor. Yani boyut yok anasını satayım filmde. İki boyutlu izleyince. O zaman evet. Şuna gelelim. O zaman evet. Şuna gelelim. Bir şey söyleyeceğim. Ona gelmeden önce şeyi bir söyleyebilir miyiz ya lütfen konu kapanmasın. Ben Extended izlemedim. Çünkü biraz destek olmak için hala üye olduğumu itiraf etmem gereken Blue TV'ye vardı güzel güzel. Oradan izleyeyim dedim. Ses kalitesi bir kenara hocam. Ses kalitesi bir kenara. Blue TV'de bu filmin Türkçesi ve bilmiyorum ayrıca sinemada öyle miydi? Smaug'un çorak toprakları. Öyleydi. Hocam. Sinemada da öyleydi. O zaman bu Blue TV'nin suçu değil. Değil. Bu bir salağın suçu. Ne çorak ya? Topraklar ne deriz ya abi çorak topraklar. Dalga yani, mı geçiyorsunuz? Smaug'un yenilişi, yok edilişi falan bir şey yazabilirsin. Çorak toprak nerede? Şimdi onu yapan, onu Türkçe'ye çeviren adam böyle şey yapıyor işte. Smaug'un işte eşsiz vahşeti yazıyor mesela falan. Orada diyorlar ki beyefendi biz sizi buraya sanat yapasınız diye değil, çeviri yapasınız diye oturttuk. Hayır! O zaman çorak toprakları deyin. O kişinin de tabii ki günah olmayabilir. Birileri dediği gibi şey, bu anlaşılacak bir başlık koyalım buna falan demiş olabilirler tabii ki. Daha doğrusu satacak falan. Ne? Çorak toprak mı satacak? Bilmiyorum. Abi çorak toprak nereden nasıl kim akıl etmiş olabilir ya? İnanılmaz bir isim ya. Gerçekten... Onun dışında ciddi bir ses kalitesizliği vardı. Buradan Blue TV'yi uyarmak istiyorum. Çok bir problem var yani orada. Düzeltsinler. Buradan yetkililere evet. Sesleniyorum. Şimdi normalde... Ses kalitesizliği ya bu arada ya ilk şey gibi dinledim. Böyle yankı falan oluyor ya. Böyle falan filan tarzı. Böyle gerçekten sinema kaydı gibi ses. Ve cızırtılı. Bir uyarım daha var. Televizyonda Smart TV'den izlemeye kalktığım zaman sadece Türkçe dublajlı izleyebiliyorum. Ve değiştirmek için bir seçenek yok. 2020 yılındayız. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Normalde şuna girmemiz lazım bizim. Şimdi bu kitapta, yani daha doğrusu filmde izlediğimiz Hobbit hikayesinin kitap karşılığında aslında ne oluyor? Yani o çok kısa bir hikaye. Yani aslında şu anda anlatılan. Ne olmuyor? Beorn'un evindeki muhabbet işte tam olarak Ömercan'ın dediği gibi oluyor. İşte Beorn'un Midilli vermesi, sonra Mirkwood'a gitmesi ve Gandalf'ın oradan ayrılması. Sonra ormanda herkes karabüyü, marabüyü işte muhabbetlerine biraz girmesi, ya bayılması, gitmesi. Aynen. Sonra Bilbo etrafı görmek için tepeye çıkar. Cüceler işte kocaman örümcekler tarafından tehdit edilir. Bilbo onları kurtarır. Orman elfleri tarafından tutsak alınır. Soruşturulur. Akabinde filmin ilk yarım saati. Bilbo tarafından kurtarılırlar. Ondan sonra Lake Town'dan giderler. Sıcak karşılanırlar hemen orada.
Sonra kapıyı ya, bulurlar. Bak, ben hatırlamıyordum. Kitapta da gidiyor mu öyleler miydi? Gidiyorlar ama yani öyle o kadar. Muhabbet okuda... yok muydu ya kitapta? Master master falan fıçıyla yok. Kaçma yok. Şakaları yok mu? Ha? Sonra fıçıyla kaçma şakaları var. Var var, kaçtılar işte fıçıyla. Ha. Lake Town'a geldiler. Sonra Lake Town'da işte sıcak karşılandılar. Sonra gittiler. Kapıyı gizli anahtarı hemen çıt diye buldular. İçeri Bilbo'yu gönderdiler. Kendileri hiç girmediler bile. Bilbo ile olan diyalog ve Smaug bir laftan ötürü gidip Lake Town'u yok etmeye karar verir. Bu kadar. Bu kadar. No more no less. Şimdi götten atmalarla başlamak istiyorum evet. Ben. Şimdi bu konuda ben önce bir şunu söyleyeyim. Ben yeminimi bozdum arkadaşlar. Ben hani diyordum ki abi kitap başka, film başka, kitaptan filme aktarırken işte bir sürü şeyi kesebilirsin, kısaltabilirsin, unutup görmezden gelebilirsin, özet gibi yapabilirsin filan. Bu anlaşılır bir şey. Çünkü sığmıyor. Tabii ki roman filme sığmayacak. Fakat... İki saat eklemezsin. Kitap da hali hazırda olan şeyleri kullanmayayım. Yerine senin kıçından attığın ve bence çoğu da çalışmayan dandik kötü fikirleri sunarsam biz de o zaman bu kitap değil ki kardeşim demeye başlarız. Başka nasıl ifade edeceğiz kendimizi? Çünkü elinde bir senaryo var. Sen o senaryoyu alıp canlandırmak senin olayın. Ya ki tabii ki değiştirebilirsin ama değiştireceksen daha güzelini ortaya koymak zorundasın. Yoksa gerçekten siktir git yani. Adam da yani böyle abuk subuk salak salak şeyler koymuş ki ben gerçekten rahatsız oluyorum. Hemen bir tanesine gireceğim o üzünüzle. Okey ben birine girecektim ana başlık olarak ben, tekrar. Ben mesela şuna girmek istiyorum. Şu anda zaten. Hepimiz bir noktaya girmek istiyoruz. Tamam. Ben de girmek istiyorum. Her yerine girmek istiyorum. Evet ben de. Ya zaten Cevdet'in tasarladığı şu an etrafımızda dönen küçük tasarım her şeyi anlatıyor. Bard ve şu elf karı. Ya o bak onunla, o zaten çok büyük bir şey. Daha küçüklerden mesela sana gireceğim. Şimdi bu herif yani Peter Jackson şey yapmaya bir kere karar verdi ya ilk filmden itibaren. İşte bu orman elflerinin Thorin ve halkıyla bir geçmişi var falan. Bunu bir konu olarak işlemeye karar verdi. Bu boku yedi bir kere. Bu bokun asıl cezasını bu filmde çektik bence. Abi şimdi kitapta ne oluyordu? Kitapta cüceler işte ormanda ormanın şeyi yüzünden o işte yaşlı insanın içini çökerten o büyüsü yüzünden perişan hale geliyorlardı falan. Aç susuz hallere geliyorlardı. Yollarını kaybediyorlardı. Ve sağda solda işte elflerin küçük ziyafet seslerini duyup hey 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 diye gidiyorlardı filan. Elfler de bunları o elf halkı da nasıl işte normalde inzivaya çekilmiş, dünyaya kendini kapatmış bir grup falan filan. Hani onlar bunların başına geldikçe kaçıyorlardı. Ve 3 kere 4 kere bu tekrarlanınca bu yüzden cüceleri tutsak alıyorlardı. Evet. Burada baştan beri kurduğu o salak düşmanlık var. Ve de hani o yüzden tutsak alıyorlar falan gibi oluyor. Bu elflerin kurulduğu bütün dünyayı değiştirmiş oluyor. Yani onlara inzivaya çekilmiş bir halk değil de düşmanmış gibi oluyor. Bir de daha da kötüsü bu Arken taşıyla başlayan. Daha sonra bizim o elf kralı neydi adı işte arkadaş? Thorin. Hayır elf kralı. Elf kralı. Tarandil miydi? Öyle bir şey. O da şey diyor ya bizim Richard Armitage'a. İşte tamam sizi serbest bırakacağım ama bana oradan mücevher getireceksiniz. Ya abi siktir git bu cücelerin elflerin tek derdi taşa böyle değerli mücevher peşinde koşturmak mı ya? Yani tamam Tolkien de bize yüzük diye bir şey koydu. Bir nesnenin hani dünyaya işte dünyada çalkantılar yaratan bir şey olarak koydu önümüze. Fakat bu bir tane var zaten yani. Bunu böyle her nesnenin insanlara böyle beynini yıkadığı bilmem ne yaptığı insanların işte canlıların aç gözlük tarafını şey yaptı. Tekrar aynı şeyi ısıtıp ne yapmak için? Bir de salak bir savaş sahnesi koymak için. Yani eninde sonunda da hizmet ettiği şey bu. Evet. Randuin. O üçüncü yani... filmin zaten konusu başlı başına. Evet. Bu adaptasyonu ben çok basite indirgemek olarak algılıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor ve yani Tolkien'in okurduğu dünyayla da çok çeliştiği için tüm bu başlı başına öyküyü çok ucuz ve aptalca bulmama sebebi. Ya bir de, o zaman, bir de yani hani bu taş muhabbetine ekstradan yani elflerin öyle bir derdi varmış gibi gözükmüyor ki zaten inzivaya çekilmişler. Kendi aralarında daha böyle geleneksel ne yapacak o taşları alıp burnuna mı sokacak adam? Yani niye o taşların peşinde? Bunun da bir altyapısı yok anladın mı? Daha önce elfler böyle taş peşinde koşan aa bu da böyle şunu yapalım da şunları alalım ooo falan böyle bir halde görmedik ki. Cüceleri öyle gördük. Yani zaten elfin böyle bir derdi olması benim canımı sıkan şeylerden bir tanesi. Şöyle bir şey var. Çok pardon. Belki kuzen sen onu mu acaba geldi aklına? Bu Silmaril taşları var mesela falan efendim. Yok o hani gelmedi. Bunlar,
İşte atıyorum o cüce zenginliği içerisinde o taşlardan bir tanesi belki vardır bilmem ne falan. Arkenstone olmuş gibi yorumlanıyor bu filmde bir de. Yani biliyorum, bu şeyde Arkenstone olmuş gibi şey yapılıyor. Buna benzer başka bir teori de yok ya. Böyle bir Arkenstone'sal bir taş olduğu da söylenmiyor bile. Evet, herhangi değerli taşlarımız vardı diyor. Yani. İşte şeye falan hani sinir oluyorum ya ben. Mesela atıyorum aynı şey mesela cüceler için. Mesela cüceler işte o Arken taşına sahip olan kral olduğunu, tüm cücelerin hükümdar olduğunu kanıtıdır. Bu ne abi? Bu ne kadar basit bir şey ya. Bu böyle çok uydurup peri masalı gibi oluyor. Yani Tolkien bu fantastik dünyayı yaratırken şunları hayal ederek yaratmış adam yani. Bu toplumların sosyo-ekonomik bir takım koşullar içerisinde yaşıyorlar. Ve ona göre reaksiyon gösteriyorlar falan. Böyle her şeyde büyü yaptı diye değil. Ama bu çok böyle çocuk masalı gibi olmaya başlıyor. Aa çok özel taş var aa falan filan anladın mı? Şimdi şeytanın avukatlığını yapacağım. Ya. Şimdi kitapta aslında şöyle bir şey var. Hobbit yazıldığı zaman Hobbit özellikle elfler konusunda biraz böyle draft bir yazım sergileyip böyle özet bir yazım sergileyip geçiveriyor. Çünkü o dünyayı henüz kurmamış. Onu 20 sene sonra Lord of the Rings'i yazarken kuracak. Ama bizim tabii ki kaynaklarımız var. Normalde işte neydi o? Trandil Elf King olarak geçiyor mesela sadece. İsmi bile geçmiyor. Onların işte topraklarına gidildiğinde neyse işte yani mesela böyle bir durum var. Adam bunu alıp buradan bir hikaye çıkarmak istiyor ister istemez. Ve ben mesela filmdeki en iyi uyarlamanın o Elf King olduğunu düşünüyorum. Ha diyeceksin ki Arkenstone'u araması çok banal. Katılıyorum. Ama böyle kendi dünyasına çekilmiş biraz daha karanlık. Öyle şaklaban olmayan daha böyle şey bir karakter çizmişler. O benim hoşuma giden tek şey bu arada. Yani eklenenlerden bir şey baz alınarak, appendix baz alınarak eklenenlerden hoşuma giden tek şey. Ha diyeceksiniz ki bir tane sahne var orada hepimizin dilinin ucunda. Asla açıklanmayan, imgesel olarak sen benim acı çekmediğimi zannediyorsun. Buralar yara, yaralar geçti falan. Yani o ne demek? O bir zamanlar Dragon'la ben de savaştım demek. O da artık şey... çok büyük bir şey haline geliyor benim için. Ama böyle de bir şey var yani hani ne diyelim... Kons yani, özelliği var. O Sauron'la savaştığını da simge. En son bu elfler Sauron'la olan savaşa katılmışlar. Bak ben o savaşa katıldım ve yaralar aldığımı da simgelediğini söyleyenler var. Ama tabii ki bir şey açıklanmıyor bile. Bu tamamen fan teorileri abi yani. İşte bak mesela o sahne başlı başına ne gösteriyor o adamın yüzünün işte değiştiği? Fan service. Şöyle şunu diyecektim. Mesela elfler dediğin işte yüzeyde bir takım şeyleri olumlu gibi gösterip iç dünyalarında işte farklı şeyler yaşayan hani bir takım bir çeşit ikiyüzlük anlatıyor. Bir çeşit riyakarlık o bütün o zerafet ve işte çok bilmişlikleri aslında bir parça riyakarca falan filan gibi bir şey anlatmaya çabalıyor tamam mı? Aslında ilginç, hoş, değişik bir bakış açısı bu. Tolkien'in falan pek girmediği bir bakış açısı. Yani Tolkien böyle hiçbir zaman elfleri falan işte aslında onlardan bakan pis elitist falan öyle bir şey anlatmıyor. Hani onların doğası gereği öyle herkesten uzak ve erişilmez yaşıyordu falan gibi anlatıp geçiyor. Şeyinki Peter Jackson'ınki daha modern bir yaklaşım tamam mı? Hatta buna cüce ve elf arasında bir aşk ilişkisi de yani tam olarak böyle bir şey. Tolkien'i ben böyle bir şey asla hayal ettiğini edebileceğini düşünmüyorum. Ama işte Peter Jackson daha böyle hani türler arası işte aşk falan gibi böyle daha modern bir yere gitti. Aslında adamın niyeti güzel ama bence çok işte yüzeysel işlenmesi o Tolkien'in getirdiği zengin dünyayı hafife almak gibi hissettiriyor. Maalesef böyle hissettiriyor. Sen bana yap başlı başına bir cüceyle bir elfin aşk gelsin anlatan bir film. Güzelce çek izleyelim. Ama yani Hobbit'in macerasının ortasında bunu böyle biraz bal barak çalarak göstermek oluyor. Ya. Suratım böyle oluyor zaten. O zaman şu Legolas'a biraz daha detaylı girelim. Çünkü şu cümleyle yani yine şeytanın avukatlığıyla başlıyorum. Legolas normalde o Elf King'in oğlu. Ve Mirkwood'da yaşıyor. Dolayısıyla oraya gittiklerinde Legolas'la karşılaşmaları bir fan service olarak bile okey bence. Ben bunu okay düşünmüş ya, olabilirler. Ya. Ama aması sizde buyurun. Abi, aması şu. Cameo bekliyorsun. Evet evet. Başrol gibi bir şeye dönüşüyor ya. Allah Allah. Evet yani. Gibi mi? Ya o olmasa yani bayağı kurtulmamayacak bir durum ortaya bak, konuyor. İnternette şey yazıyordu. Belki okumuşsunuzdur. İşte Peter Jackson fili miydi? Fili miydi? Bizim fili yaralanan. Kili. Ya o kuyu diyorsun değil mi?
Al işte. Fili. Fili abisi. Tamam. Fili. Neyse yakışıklı cüceyle Evangeline neydi karına? Evangeline Lily. Lily'nin aşk hikayesini yaparlarken Legolas'ı bir hani kızdan hoşlansın falan yapmak istemiyormuş Peter Jackson. Stüdyo demiş ki bunu aşk üçgeni yapalım demiş. Ve hani güya Peter Jackson falan da nefret ede ede yapmış falan. Şimdi hani burada sorumlu bulup amacımız onu linç etmek değil. Sonuç olarak yapmışsınız abi. Ve yani iğrenç ve gereksiz olmuş abi. Çok aptalca ya. Çok kötü. Ya ve yani inanmayarak da oynuyorlar bak. Ya. Ha? Tek sıkıntı şey de değil. Bir de hiç inanmayarak oynuyorlar abi. Yani böyle oyuncular da olur mu böyle şey? Böyle saçma şeyi. Yüzlerinden okuyabiliyorsun zaten. Yani her abi. Dakikası kaka gibi ve o kadar uzatmışlar ki o bakışmaları. Yani gerçekten 20 dakika falan ayrılmış koca filmde bu kısma. Ve bence çok uzun ve çok lüzumsuz. Bana ne Kili'den zaten abi. Kili'ye anormal yani o bacağındaki oktan tut. Onun o hastalığına bilmem nesine. O daha önceki filmlerdeki o zehirli muhabbete bağlayacağız diye o kadar uğraşmışlar ki. Ve yani o muhabbette mesela Şişko Bombur'un bir tane bile repliği yok bu filmde. Bir repliği bile yok. Şişkolara saygısızlık diyorsun. Ayıptır yani yakışıklı cüce yapacağım diye. Zaten yakışıklı cüce ne abi? Yakışıklı cüce ne? En başında yakışıklı dakika, cüce ne? Bir dakika ne? Hop. Bir cüce olarak bunu savunmalıyım. Cüceler de yakışıklı ama insan perspektifine göre değil. Yoksa cüceler birbirlerini yakışıklı buluyorlar. Biri diğerinden daha yakışıklı diyorlar. Allah Allah. Ya bir de bunun altını çizdiğin sahne var. Sakallı karısına şey yapıp da orada Gimli'yle sakallı karısını gösterince böyle şakalar dönüyor. Bütün diğer cüceler sakallı böyle abuk subuk tipteyken yani bunun hiç cüce gibi olmayıp da böyle Kıvanç Tatlıtuğ misali durması beni çok zaten rahatsız ediyor zaten. Suratında protezi olmayan bir bu var bir de Thorin var gördüğüm kadarıyla. Hani... Kili abisi vardı galiba. Şimdi abi, bence ama Thorin'in de böyle bir omuzları bir cüce formu var. Öbürünün uzaktan, cüce formu dahi yok. Özellikle yani. Göründüğünde. Küçültülmüş bir insan gibi yani. Şimdi bence esas problem oradaki üçgende ne biliyor musunuz? Şu. Bak ben mesela Tolkien'in genel olarak yazdığı kadın karakterlere bakıyorsun. 1940'lar bunu suçlayarak söylemiyorum. Böyle inanılmaz güçlü işte kendi yaşantısı olan vesaire bir kadın karakter resmetmiş değil. Bir dolayısıyla tane. Yani bir tane ya da var. Yani çok... Eowyn. I am no man dediğini Bir orada temsili, sembolik bir şekilde var resmen. Burada da biz hani ulan 2000'lerde çekiyoruz bunu hatta 2010'larda çekiyoruz. Hadi oturalım bir kadın karakter ekleyelim demelerinde bence yanlış hiçbir şey yok. Nitekim bunu Netflix her gün yapıyor. Fakat sıkıntı şurada. Eklediğin kadın karakter yine aşktan öteye gidemiyor abi. Doğru. Evet, doğru. Evet. Yani doğru, bana ne ekliyorsun o zaman? Aynen evet. Öyle. Yani bütün muhabbeti cücenin peşinden. Üstelik 5 dakika önce tanıştığı bir cücenin peşinden koşmak. Hani kitapta falan orada bir hafta kilitli kalıyorlar. İçeride işte çıkış noktası arıyor, anahtarı arıyor vesaire şey. Hani orada belki oradan baz alıp biraz aralarında bir şey. Ulan ne? Bunu bana anam verdi. Ananın ama affedersin yani. O kızın karakteri inanılmaz zorlama abi yani. Laps diye geldi. Zaten hani kaynak materyali biz fanların hani ha evet bu aslında şey diyeceği bir tarafı da yok falan. Macerası izliyoruz. Abi gerilimli bir aşk üçgeni olur onu da anlarım. Öyle bir şey de yok ki. Legolas'la olan bir şey. Legolas zaten bunu istemiyor gibi gözüküyor. Yani Legolas gibi gözüküyor müthiş bak. Batılı ve saygılı bir çizgide ilerliyor aşkla. Abi ama tamam. Zaten heyecansızlığı da orada yani. Biz biliyoruz ki Legolas'ın bunu fazla yani atıyor bir de cüceyi dövmeyeceğini biliyoruz anladın mı? Bunlara el falan bilmem ne yer aslında. Yani evet çok gereksiz bir şey. Legolas bir gün içiyor böyle bir sahne eksik. Ama hiçbir şey olmuyor. Ortalığı dağıtmıyor. O uyuyor. Ya çünkü. Çok ucuz zaten ya. Bir de bütün bu aşk salaklığının cüceleri yani ekibini bölmesine sebep olması da ekstra bir hayran olarak beni sinir ediyor. Yani onlar ne bileyim o kadar gelmişsiniz falan. Aptalca yani bence hani kili miydi işte kızla karşılaştığı diye sırf geride kalıyorlar falan gibi geliyor bana mesela anladın mı? Yani o bütün o zehir olayını falan zorladıkça zorlamışlar işte yani sırf o sahne tutuyorlar işte. Yine götten atma bir konuya geçiyorum. O da tabii ki hepimizin gözünün önünde olan Bard. Bard aslında tam olarak götten atma değil. Hatta şeytanın avukatlığını yaparsak Bard'a bir karakter vermeleri bence okey. Çünkü kitapta hakikaten şey gibi ne denirdi o
hani son dakika gelip olayı çözme alegorisine Deus Ex gibi. Ama çıt diye geliyor bu diyor ve gidiyor. Çok haklısın kuzen. Fakat ona rağmen kitapta bir uyumsuzluk hissetmiyor insan. Yani o biraz Tolkien'in artık kabiliyeti demek ki. Kısacık, hızlı bir şekilde anlatıyor olmasına rağmen bardı, işte o köyün efendisi falan filan kısımları hızlı hızlı anlatıyor olmasına rağmen bir anda giriyor o öyküye o. Hiçbir şekilde şey demiyorsun yani. Demiyorsun yani. Abi filmdeki burada, buyurun. Burada işte evet yani Peter olayı genişletmek istemiş. Arka planını göstermek istemiş. Bu iyi bir niyet. Kötü bir niyet değil. Ama ne biliyor musun? Ama Aragorn'un arka hikayesini kullanmış resmen. Resmen bir Aragorn daha var Bard'da yani düşününce. Doğru. Biz işte öyle. Doğru. Yani. Açıkla. Hayır evet, yani doğru. Aslında istemediği bir şey içerisinde duruyor. Aslında işte evet, etraf tarafından seviliyor bilmem ne falan. Yani böyle bir sanki Aragorn'u izliyormuşuz gibi. Yani orada tuttu hadi buna da onu yazalım. Yani yazar tembelliği gibi. Yani hani aynı şeyi farklı işte şeyler altında diyelim ki konular altında yine ısıtıp gözümüzün önüne sokalım. Bence sıkıntı orada. Yoksa Bard tabii ki yani genişletilmesi gereken ilk şeydi bence burada. Fakat beğenmedim ben Bard'ı. Bir de Orlando Bloom'a aşırı benziyor. Bence orada gene şey sıkıntı oluyor abi. Orada gene filmin yani bu 3. filmi şimdi emin değilim gerçi hatırlamıyorum da ilk 2 filmde genel olarak eleştirip durduğumuz bol karakter olayı biraz orada bayıyor gibi. Ben mesela Bard'ın çok kötü işlendiğini düşünmüyorum. Ama yani işte Hobbit ve cücelerin macerasını takip ederken çok fazla yer ayırıyor oraya da bence de. Yani anladık işte herif kahraman ruhlu bilmem ne. Biraz işte yönetilmeye karşı bile burnunun dikine gidecek özellikleri var bilmem ne ama ne bileyim abi yani adam mesela hani ejderhayı öldürmek için bir çözüm var elinde. Ve o işte şeyler dal kabuklar ve usta adama yapmaya devam ediyorlar. Ya o zaten aradaki o çok böyle gereksiz böyle bir yani tamam bir çekişme var onu anlayabiliyorum ama çok basite indirgenmiş ve çok bak, ucuz verilmiş bir ayrı bir hikayedir. Mesela balıkları şeye atmaya öneriyor ya işte balıkları atın bunlar kaçak balık falan sahnesi var mesela. Anladınız mı işte cüceler? Tabii. İlk sahne işte. Ha, onu kaldırıyor ve bu balıklar amma da ağır demiyor yani o başka konu olsun. İşte, onu demeyeceksin. Abi kaçak olabilir o balıklar. İşte Bart hani kanunu çiğnemiş bir şeyler yapıyor olabilir. Ya balığı suya falan atmazsın ya. Salak mısın sen? El kendin gidip ona kaldırırsın. Kendin evet, satarsın. Yani. Kendin ürünü o zaman yapayım. O gökten... Yani onu çizgi film kötü adamı gibi yapan özellik o anladın mı? Ya zaten o iyice götten atma bir karakter. O yok. O bayağı Worm Tank'ın komedi versiyonu gibi burada. Evet evet çok gereksiz bir karakter bir de. Yani komik bile değil. Çok kötü yani. Gerçekten çok ucuz bir kötü o artık. Bir de müthiş kim bize geldi şu anda. Aynı kovalamış abi. Hani episode 2'nin şeyi aynası ya bu. Orada Worm Tank vardı. Burada da öyle bir şey olsun. Yani böyle bir kafaya mı girmiş? Ama bir şey söyleyeceğim. Burada da Worm Tank'tan daha iki boyutlu bir karakter. Hani bir arka plan. Hani o en azından... Abi şey... Worm Tank çünkü kitapta var. Doğru düzgün adını olan bir karakter. Evet, işte, burada hiçbir yerde olmayan ucuz Eowen'e, bir karakter olmuş. Tabii Eowen'e aşık falan. Burada adı ne? Lickspittle. Yaptığı şey ne? Pitting the Licks. Şey, licking the pits. Yani... Ne yalayıcı demek? Kötü yalayıcı demek mi? Evet yani. Adamın olayı o. Bütün olayı o. Bu kadar. Bitti. Son. Aşırı iki boyutlu maalesef. Ve yani gerçekten izlerken keyif almıyorsun da. Hiçbir keyfi yok. Yani. Çocuk yani, evet, çocuklar izlerken ne düşündü onu bilmiyorum tabii çocuklar ki. Çocuklar yani. Kafası karışır oğlum bu filmde. Tabii bence. Canım. Yani küçük çocuk zaten şey bir film bu. Abi orada kafa kesiliyor, kan uçuyor. Bir yerde bombur fıçıla yuvarlanıyor. Herkesi öldürüyor sonra ha diyor ellerini çıkarıyor, ayaklarını çıkarıyor. Ama böyle dönmeye başlıyor. Evet gene öyle şeyler. Yani şöyle ya, çocuklarınızın gözlerini kapayın. Ha şimdi açın. Şimdi yine kapayın. Böyle yani, bir şeye nasıl ısıtayım ya? Bombur yani obez bir cüce olarak Allah'ım ne kadar atik, ne kadar hızlı, ne kadar çevik ya. Ya o kontrastı bilinçli yapmışlar ama yani artık bu kadar şeyin arasına. Doğru güzel bir tercih mi tartışılır. Abi bir bak, de evet yani çocuk olsam örümcekleri gördüğüm gibi hayat boyu böcek travması yani. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Çok korkunç ya. Ben şimdi bile böyle izledim o sahneleri. İyi çekilmiş. Hakikaten başarılı yani oralar. Tekrardan altını çizelim. Ama küçük bir çocuk izlese sıçar yani altına. Hiçbir abi sıçar. Yok.
Hazır o zaman buradayken şunu söyleyeyim. Bart'la ilgili bir şey diyecektim. Unutmayayım onu da. O sahneler özellikle Extended'da iki kat daha uzun. Yani bir 6-7 dakika dahası var Extended'da. Ve arkadaşlar daha çok kaos. Daha çok böyle ayakları geri gidiyor. Abi, bayılıyorlar, düşüyorlar. Bombur düşüyor, yani onu taşıyorlar falan. Gitseydin, dizi yapsaydın. Çok sıkıcı oralar. Bir bölümünü barda ayırsaydın. Anladın mı? Bard değil öyle ya, öyle. Şeyi diyorum ben. Chanting Forest diyorum. Ha, anladım. Neyse yani, hayır işte böyle episodlar ayırsaydın. Bu arada mesela Hobbit hakikaten bir filme sığdırmak açısından zor bir kitap. Çünkü bunu geçen bir videoda demiş olabilirim bu arada. Kendimi evet, tekrar, evet. Kendi tekrar ediyorsun. Ama ha, olsun yani. Neyse evet. O zaman evet yani. Hani tekrar aynı şey. O da Peter Jackson da ediyor. Evet. O yüzden. Tamam o zaman. Bart'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle götten atmalar var. Şimdi hani bize Tolkien'in yarattığı efsaneler, Tolkien'in yarattığı böyle büyük şey taşları, işte milestone'lar yetmiyor. Biz yenilerini eklemeliyiz. Mesela Bard'ın Lucky şeyi var bir tane. Onunla öldürüyor. Ama kulağına kuş fısıldıyordu. Gerçeği anlatıyorsun değil mi sen? Kitabı evet, evet evet. Aynen. Kitapta yani Lucky Bow'u var bir tane. Ve ejderhaların da işte alt kısmı onların şey kısımlarından bir tanesi. Yok yok. Şöyleydi ama dur. Oradan vuruyor ve şey oluyor. Söyle. Bilbo veya birisi hani zırhındaki zayıf noktayı görüyordu. Bunu bir şekilde işte o bir kuş öğreniyordu da kuş tam böyle barda o kaçacağı zaman gelip kulağına fısıldıyor. Kulağına fısıldıyor. Yani burada şöyle bir şey var. Senaryonun güzel ve eğlenceli ve orijinal senaryonun hoş tarafı o. Bu öykü Hobbit'le alakalı. Bilbo'yla alakalı. Evet, Bilbo'yla alakalı. Ve Bilbo kitap boyunca tecrübesizliği ve bu konulara olan hakimiyetsizliği yüzünden sürekli hata yapıp fakat iyi niyeti ve cesareti ve diretişi sayesinde de başarıya ulaşıyor. Mesela işte atıyorum o şey meselesi, fıçılarla gitme meselesi aslında cüceler için süper eziyet oluyor falan. Fakat gene de kurtuluyorlar. Yani hani böyle bir çocuğun çocuksu ve çok kusurlu bir planı uygulamaya konmuş oluyor. Fakat sonunda hani herkes işte memnun oluyor gibi bir şey oluyor. Ejderha'da da öyle yani. Ejderha'da aslında şeyi de konuşacağız biliyorum. Şimdi biraz daha sonra oraya geliriz. Cücelerin o koşturmasının kısmına geliriz uzun uzun. Ejderha ile olan savaşlarının yani evet, kısmına geliriz. Evet. Onun hakkında sadece şunu söyleyeceğim şimdilik. Orada da yani kitapta ne oluyor abi? Kitapta Hobbit gidiyor. Ejderha'yı biraz kazara uyandırıyor gibi oluyor. Hani bir çocuk kazara çok büyük bir hata yapıyor. Ejderha gidiyor. Bir sürü insanın ölümüne sebep oluyor filan. Ama gene de ejderhayı öldürmeleri işte Bilbo'nun o kuş muhabbeti yüzünden olmuş gibi oluyor biraz. Yani gene Bıkçayı hani gördüğü için oluyor. Burada da görüyor gerçi. Burada. Filmde de koymuşlar o. Evet evet. Görüyor. Deliği görüyor. Aa, vurmuş, efsanelerin bu kısmında doğruymuş diye ama burada zaten direkt ejderha şak diye uyanıyor. Ondan sonra kaos. Abi sıkıntı şu. Black Arrow diye bir şey var. Onu atan özel bir mancınık kılıklı bir şey var. Yani yine onu kullanabilen belli başlı insanlar var. Yani yine böyle mit üstüne mit içinde mit içinde mit içinde mit. Yani o kadar grift yapılmaya çalışıyor ki. Çünkü bir ejderha herhangi biri tarafından öldürülemez falan. İlla soyundan gelecek biri falan yani. Anladın ama işte bak şöyle. Şimdi zaten Peter aynen böyle hissetmiş. Senin ki Aragorn hikayesi gibi. Silah falan koymuş. Fakat aslında kitapta cevap var, soy muhabbeti var gene kitapta. Kitapta yazar bize diyor ki bu Bard da yanlış hatırlayabilirim o detayını ama hani bilmiyordu bu unutulmuştu artık ama aslında bilmem ne bilmem neci savaşçılar soyundan gelen bir insandı falan filan. Ama yani böyle kullanıyor. Aragorn gibi bu vuramadı, bu da kaderine yenik düşüp vuramayacak demek ki falan gibi kafalar yaşamıyor onlar, adam yani. Tabii ki evet. Onlar hep işte Peter'ın haklısın. Şimdi neden Aragorn'a benzettiğini iyice anladım. Evet evet onlar hakikaten Peter'ın lüzumsuz yani Tolkien'in sebeplerini ve altyapılarını beğenmemiş, yeterli bulmamış ya da filmi aktaramayacağına ikna olmuş ve kendi böyle daha kötü bir tercih yapmış. Bence de daha kötü. Evet. Bir şey daha diyecektim. Ha, Ömercan'ın dediğine istinaden hakikaten bu o kadar Hobbit değil ki bazı noktalarda bence bunu Peter Jackson da fark etmiş. Ya biz böyle ekliyoruz benim hoşuma gidiyor ama bu Hobbit hikayesi. Bizim Hobbit'e de geri dönmemiz lazım bir yerde. Bu sefer götten sallama şeyler var. Ve bir sahne bu kadar mı kötü olabilir? Biz bu kadar maceralara geldik. Hani gün ışığı nerede? Gün ışığı yok. Hadi siktir olup gidelim o zaman. Ay, evet. Ay abi ya ne kadar mantıksız bir sahne abi. Gitmeyin. 10 saniye sürmüyor. Evet ya bir 5 dakika durun lan. Güneş gider gitmez bir anda aşağıda kendilerini... Niye biliyor musunuz? Bilbo did it. Bu yüzden. Tabii.
Tabii. Hayır şey bile olmuyor ya. Şöyle bir hani üzülüp durur mesela ya insan ya da cüce. Hani anladın ya yani? Orada bile. Defol git oluyorlar. Bu ne ya? İki arada bir derede orada bile anahtarın düşme oyunları heyecanı katıyorlar. Ya İyi bir dur abi, ya. Abi çok ucuz bir heyecan. İddia ya. Ediyorum. Bak iddia düşsün, ediyorum. Düşsün girin alın aşağı anasını satayım. Bu, nerede delik biliyorsunuz artık. Stephen Moffat. Dünyanın sonu değil ki zaten aşağıdan geldiniz. 20 dakika daha beklersiniz. Kesinlikle kardeşim. Katılıyorum. Bu Moffat evet. Nasıl bize şey yaptıysa böyle. Hani plot twist içinde twist içinde twist içinde twist. Ah yeter twist'ten gına geldi. Burada da heyecan içinde heyecan içinde heyecan içinde heyecan. Yeter lan kardeşim şey misiniz yani? Ya hocam. Neydi o? Hüperaktif misiniz yani? Bir rahat olun evet, lan. Bir say. Anahtar da öyle atıverilmesin yani aşağı. Düşerken ya son anda tutulmasın anasını satayım. Tabii hayır. Zaten atıyorum yani. Kimsenin aklına niye gelmediği bilmiyorum da. Mesela o ışık anahtarın yerini, deliğin yerini gösterecek. Demek ki deliğin yerini göstermese bile bulma ihtimalin bile var belki, anladın mı? Yani biraz çaresizce bile olsa aramaya devam edebilirler falan. Kaşıkla vuruyorlar ya o her şey. Her şey yani kaşık, o, kaşık muhabbeti. Bunu beceremediyse imkansız artık gibi bir şey geldi. Oralar işte Bilbo dedirtelim diye çok aptalca bahaneler konuyor. Bence de arkadaşlar, yani. Arkadaşlar şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sırf Bilbo didit diye de değil de hakikaten Can'ın dediği gibi böyle drama. İşte suspense olsun diye de hani yapmışlar. Filmin sonlarına doğru kısım ya orası. Bunun zaten en büyük göstergesi de bence bütün o cüce ve ejderha koşturması. O başlı başına yok ya aslında öyle bir şey. Tabii tünelden ileriye gitmiyorlar. Tabii, Bilbo gidiyor. Aynen. Görmüyorlar bile. Oraya kaçıyor gidiyor. Köye gidiyor. Bir de yani tabii orayı onu şey yapmak için ayrı bir muhabbet sahnesi de var ya. O da ayrı bir lezzet. Neyi diyorsun? İşte sen iyice bozdun. İşte benim bildiğim işte Thorin işte ha, gidip hayır, de Bilbo'yu kurtarırdı. Sen işte ne yapıyorsun bilmem ne. Yani burada yine Tolkien'e alt taraftan laf çakılmış gibi hissediyorum ben her seferinde. Ve bütün bunların yapılmasının sebebi arkadaşlar bariz bir şekilde. Herkes. Bu ikinci film, meta sebebi yani epik sebebi. Bu ikinci film, filmin geldik son yarım saatine. Ne? Bir heyecan, bir macera olmayacak mı? Tek sebebi bu. Yani çünkü... Öbür türlü hani ne olacaktı? Hani ejderhanın ölümünü 3. filme aktarmaya karar verdin artık. Ondan geri dönüş yok diyelim. Orada bitecekti film. İşte bir şey olmamış olacaktı. Bir macera, bir dövüş, itiş kakış yaşanmamış olacaktı. Ama illa bu bir aksiyon filmi. Hani son 20 dakikası yarım saati aksiyonlu olmalı deyip de o salak sahneleri oraya koymuşlar gibi. Ki hadi o sahnelere gelelim. Yani ben o altın cüce heykelini anlamadım arkadaşlar. Anlamadım. En iyi niyetle böyle söyleyebilirim. Anlayamadım. Niye anlamadın? O heykeli şimdi mi yaptılar bunlar? Ya şimdi altyapısını seneler önce hazırlamışlar. O altyapının şeyini hatırlıyorlarmış da onu durdurdular ve... Ya ben şöyle yedim. O altın eriyip orada şeye mi döküldü? Evet. Onun içine o taşın içine döküldü. Ha. Sonra o taşın içinden o heykel. Yani içine oymuşlar onun. O heykel. Kalıbını hazırlamışlar. Ama şunu... O sırada olaylar olmuş kaçmışlar. Orayı şöyle yedim ben. Oranın mimarisinde zaten öyle heykeller var. Ve belli ki kalıbı da orada. Öyle yapılıyor orada. Şimdi abi cüce işte zanaatı hakkında istediğimiz kadar efsanevi, şöyle süper, böyle güzel falan filan diye diyelim. Kendi küçük ki her şey inanılmaz heybetli. Şey de bu. Kompleks. Ve öncelikle şu kuralı bir anlatarak başlamaya başlayalım. Fantastik evrenlerde işte doğaüstü, olağanüstü şeyleri sen kurmaya başladığın zaman tek tek kuralları değiştirmeye başlarsın. Fakat bu bütün kuralların havada gezdiği anlamına gelmez. Eğer bir kuraldan bahsetmiyorsan o kural günümüzdeki gerçek hayattaki gibidir. Ve de altının erime ve donma noktası... Çevresinde onu o saran kayalardan falan bu kadar farklı olup işte ne bileyim abi bir yerde Thorin mesela o şeyde gidiyor ya böyle erimiş altın üstünde gidiyor falan. Bunlar fizik kurallarına uygun şeyler değil. Altın böyle yani donma erime noktasında bilmem ne böyle hareket ediyor olması imkansız. İmkansız. Ve orada yani Gandalf bir büyü falan da yapmıyor. Cücelerin böyle bir şeyinde. Şey var ama bir dakika. Orası altın zaten bir eritme ocağı gibi bir durum. Zaten. Evet. Onu yiyorum. Onun taşları çıkarınca gene mi eriyor? Yani o taşlar mı soğutuyordu onu abi? Taş eminim o kayalar altından daha kolay erir falan. Anladın mı? Yani o çok aptalca orası. Altın daha rahat eriyor galiba. Ama özel kazanlara şey yapıyorlar falan ama oralar anlaşıldı değil mi yani? Çünkü o
Adam... Yine de kalkanla üstünde kayarken adamın diye yüzünün eriyip iskelet olmayacağı gerçeğini değiştirmiyor bu. Evet yani. Evet, oralara demiyorum. Ben hani ocaklar ona göre yapılmıştır falan diye yiyordum ama bu spesifik verdiğin örnek. Ya da kaya değildir, başka bir taştır, onun içinde altın durabiliyordur, granit. Ben onun öyle şekil alacak kadar bir de donmuş ama can yani böyle falan. Yani onun o kadar donup sonra çözülmesi olayını aptalca buluyorum. Ve ne gerek var yani? Gene sen o altını eritmiş ol, yukarıda kapaktan dökülsün lan hayvanın üstüne. Arada niye heykele falan dönüşüyor? Çünkü hayır. Çünkü 1994 tipi oyun grafiğini hepimizin gözüne sokmak. Hayır. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü şöyle daha kötü bir sebepten dolayı. Biliyorsunuz ki asla eğilmeyen ve her seferinde bak kamera hiçbir zaman aşağıdan görmediği o bizim Thorin yine heybetli duruşuyla orada duracak. Atasının koca devasa heykelin orada durur. Ve hadi şimdi der ve üzerinden foş diye. Sırf şan ve şöhret uğruna abi. Yani sırf böyle cool shit yani o. Cool gözüksün cool. Diye. Ama evet. Sayın Peter Jackson hakikaten canın dediğine katılıyorum. Hiç cool gözükmüyor. 1990 iğrenç ya. Yapmasan daha iyiydi. Ben o evet zaman abi. Kusurumu bakın, gizlerim ya. Hani onu ne kadar güzel ejderha animasyonu yapıyoruz. Ama bakın bu kadar boktan ne yapıyoruz? Bunu mu kanıtlamak istemişler? Abi, niye yani? Bilmez. Hiç heybetli gözükmüyor. Çok kötü gözüküyor ya. Durdurdum ben orada baktım. Yani bu kadar ayrıntısız altın animasyonu yani hiçbir texture yok, bir şey yok. Yani çocuk tasarlamış 3DMax öğreniyorum.com. Ve de bir şey söyleyeceğim. Bence o sekans bu arada başka sorunları da olan bir yer. Mesela işte... Fizik kuralları böyle... sorunu var abi genel olarak. Neler oluyor orada yani? Ya işte hani onu üstüne bastım gibi geliyor yeteri kadar da bir şeyi de sevmiyorum ben. Bunlar böyle ejderhayı işte çekmek için hey yürürürür yapıyorlar ya böyle bir oradan bir buradan filan. Ve Smaug bu numarayı yiyor ya. Koskoca Smaug yani yüz binlerce yaşına gelmiş dünyanın işte en önemli ejderhalarından biri filan. Oradan işte tam buraya gidecek. Hey işte götü bokla ejderha. Ne? Falan diyor. İşte o yine çocuk filmi gibi olmasının hıyar açıklanamaz şeyi abi. Ne denli, ne filmi olduğunu bilmemesi bu filmin tamamen. Bu denli çocuk. Nerede durması gerektiğini bile bilmemesi ayrıntılarından bir tanesi daha o. Nalik sahnesi. İnanılmaz. Nanik sahnesi. Bu filmin ben aceleye geldiğini ve böyle bazı işte farklı kafadan çıkan seslerle o yüzden yalap şap bir projeye dönüştüğünü bayağı ikna gibiyim açıkçası. Yani hani buna benzer bunun olduğuna dair ipuçları okudum internetten emin değilim ama bence görünen köy öyle arkadaşlar. Bir tane basit bir örnek vereceğim hani bu filmin geneliyle çok alakalı değil ama. Bunlar yaralı olanı almıyorlar ya yanlarına dördü evlere kalıyor falan. Bunların hani geride kalacağı kesinleştikten sonra Bofur'du galiba şey olan. Repliği en çok olan bir cüce var ya hani diğerlerine nasıl. Hayır Bofur'un Bofur şişk bombur mu pardon. Ha Bofur dede efendi. Dede efendi. Ya Bofur da değil o zaman işte şey olan. Bofur. Bir tanesi. Ha şey diyorsun sen. Bilbo'nun aslında kitapta daha arkadaşı olan tip. Arkadaş gibi olan. Emin değilim ondan. Önemli değil. Hangisi sakallarını şöyle tanesi fönlemiş olanı diyorsun. Beyaz sakallı şöyle fönlemiş. Yok değil beyaz o, değil. O değil. Beyaz değil. Sen şey mi diyorsun bu abi, geride abi kalan. Geride kalan. Geride kalanlardan genç yaş olan. Filikili. Yaşlı olan değil. Filikili değil. Ha, öbürü. Anladım. Öbürü işte şeyde uyuduğu için geç kalan. Uyuduğu için geç kalan. Uyuduğu için geç kalan. O kili işte bunlar geride kalıyorlar falan. Öbürleri gidiyor ki şeyle tekneyle gitmeye başlıyor. Bunlar geride kalıyor. Kili diyor ki barda falan gelip. Ya diyor işte bunu tedavi edeceğiz ama bize kimse yardımcı olmuyor diyor. Ulan, bir şey sorabilir miyim? Siz az önce kasabanın kahramanıydınız. Hepinize silahlar zırhlar verdiler. Extended. Herifin yarasını tedavi etmek için niye kimse yani bir yatak vereceksin kimsenin hani hastaneyi boşaltın istemiyor ki zaten herif. Herif uzanacak ya. Evet ya herkes kutlamalarla şey yaparken niye ne, gizli kaçak koşu yapıyor? Neymiş Extended'daki İki, cevabı? Yaşlı olan diğer yaşlı olan cüce niye geride kalmış? Onu öbür odada görüyoruz bir anda farkındasınız abi, değil mi? Abi cevabı yazıyor internette onu. Neymiş? Çekimlere katılamamış adam. Bilmem ne başka projesinde çalışıyormuş ve o sırada o sahnelerde oynayamayacak diye gitmemiş öbürleriyle. Şimdi abi, Extended'da şöyle bir bahane var ama yemeyeceğinize çok emin olarak söylüyorum. O da şu. İlk başta zaten böyle bir hastalık durumu olmadığı için bu bütün bunu uydurmak zorundalar biliyorsunuz. İlk başta şeye gidiyor krala. Diyor ki yardım edin işte hasta diyor. Ne hasta mı bulaşıcı mı ay bana yaklaşma falan yapıyor bizim kral. Ondan sonra öteki şey gök yalıcı dönüyor diyor ki
Yeter, yeteri kadar size yardım etmedik mi? Hadi gidin artık. Başka işlerimiz de var bizim diyor. Bunlar da çaresiz öteki adama gidiyorlar. Abi böyle bir şey olabilir mi? Sadece şu şu cevabı veriyor yani. Niye krala gitmediniz cevabını veriyor. Yoksa İyi de ya halk orada coşkuyla karşılıyor. Halktan kimse evini açmıyor mu yani? Abi de aynen. Bunlarla dramatik değil abi. Barda mı gitmek şimdi zorunda? Ne yapacak? Kenarda yatacak çocuk yani. Bir şey yapılmayacak ki, anladın mı yani? Abi iskeleye yatır ya. İskeleye yatır yani. Yer mi? O sırada yağmur, asit yağmuru mu var yani? Tauriel geliyor sonra ve biz yine because Lord of the Rings yaptı bunu diye abi. Neyi görüyoruz? Altını sana. Yani dedim ki eyvah, birazdan şey görecek dedim. Başka bir gözle, hani prenses gibi, elf prensesi gibi görecek dedim. Onu yapmamışlar ama illa rahat da durmamışlar. Beyaz bir huzmeyle görüyor farkındaysanız. Tabii, beyaz bir huzmeyle görüyor. Onun üstüne de keşke yanımda olsaydın bilmem ne. Yani sanki beni hayatında gördüm. Pat diye geliyor ya, dün tanıştın ya. Bir de farklı ırk ya. Bir yavaş ya, biraz bir mektup. Evet yani. Yani o aşamada alabilecek tek düşünce, of onu da nasıl zikerdim falan olurdu yani adam. Ay Allah'ım ya. Ben daha romantik olacağını düşünmüyorum. Ya abi, romantik olabilir de ya, filmde yüzeysel işlem için yutmuyorsun işte. Yani. Mesele orada yani. Otur çili bir kenara, şey yap yani. Başlamam biteceğini bile bile diye orada takıl kendi kendine romantik öyle ya, çok can gibi hayvanlaşma yani bu arada. Birazcık sansasyon olsun istedim. İyi yaptın. Evet. Ömer sen bir şey demiyorsan ne değiştilerden bir bölüm daha açacağım. Şeyi aç. Neyi açacak? Şeyi açalım. Dolguldur tabii ki. Biraz da oralar var. Hatta oralar Extended'da daha fazla var. Söyleyince bilmiyorsanız şaşıracaksınız. Bilmiyoruz. Onunla ilgili o zaman hemen şuradan gelelim. Şimdi buyurun. Sauron'un varlığı işte Hobbit kitabının geçtiği zamanlarda böyle değil falan filan. Bunu biliyoruz zaten. Bunu böyle değiştirmeyi ilk filmden bu yolu çıkmıştı zaten işte. Azogu mazogu koyarak evet. Sevgili Peter Jackson. Ama Harry Potter'ı yaptılar. Ha şöyle. Fakat maalesef kendi yani kitabı siktir et. Kendi kurduğu dünyanın kurallarına bile aslında çok uymayan şeyler oluyor. Belki detay diyeceksiniz ama hocam bu orklar güya gündüz vakti dolaşamıyordu mesela. Böyle bir şey vardı. Hatta Saruman işte Uruk-hai'leri icat ettiğinde oha gündüz gezebilen ork falan diye bu önemli konuydu. Burada orklar gayet geziyor gündüz. Hiç de öyle ay güneş falan bile yapmıyorlar ya, anladın mı? Gayet savaşıyorlar, çok gündüz değil, isli hep gösteriyorlar ya. Nerede gündüz gösterdiler? Ben mi unuttum? Yani hani gündüz derken anladım. Yani ben... Bulut kapalı bile olsa yani bir kere her sahnede öyle değil. O şey sahnesinde, bidon sahnesinde gayet apaydınlık ortalık. Doğru. Tabii orada doğru. Da bir önceki filmde de vardı. Dışarıdayken bunları kovaladıklarında ilk gündüz geliyorlardı. Yani şafak mıydı neydi, öyle bir şeydi orada abi, ama burada güpe gündüz. Yani bidon sahnesinde güpe gündüz olduğunu eminim. Bir de üstüne üstlük şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu daha genel bir muhabbet. Bütün bu Dolguldur ve Sauron'un varlığıyla alakalı falan. Şimdi bu konunun genel geçer özetinde şöyle bir şey var abi işte. Eskiden yüzyıllar önce bir savaş olmuş. Bu savaş dünyaya bir sürü ders verecekse verecekmiş. Fakat unutulmuş, geçmişte kalmış bilmem ne bilmem ne. Tolkien'in sevdiği bir de tema şey. Geçmişi romantize etmek. Böyle hep var kitaplarında işte. Eski krallıklar bir başkaydı falan filan muhabbeti. Hatta Hobbit'te şey vardı bak. Bizde yok mu? Ejderhayı öldürmek için bir böyle bir kahraman, bir yiğit bulamaz mıyız? Artık öyle yiğitler kalmadı filan gibi bir şey diyordu Gandalf. Neyse böyle bir dünya var. Bu dünyanın geldiğimiz gününde işte elfler kendi içine kapanmış. Cüceler kendi içine kapanmış. Kendi aralarında bölünmüşler. İnsanlar kapanmış. Bilmem ne, kimse kimseye güvenmiyor falan filan gibi bir çağda. Orklar mesela elflerin bu kadar gizli saklı bir şehrini, ülkesini işte kalesini bile pat diye bulabilecek kadar rahat rahat oraya istilaya gelebilecek kadar gelebiliyorlarsa bu dünyanın ben bu kurulumuna inanamıyorum artık. Yani o mesela atıyorum mesela başta da söyledim ya cüceleri tutsak almalarının sebebi biraz o inzivalarını bozuyor olmaları normalde. Ulan bunlar inzivada falan değil ki yani, orklar sınırlarında kol gezi şey yapabiliyor, at koşturabiliyor. Buna rağmen işte dışarı kapalı bir kral yapmışlar falan. Ha filan yani bu kurul bizim elimizdeki dünya bu değildi, bu yepyeni bir dünya. Ve biraz Tolkien'in kurallarını uyguladığı, biraz kendi kurallarını uyguladığı için bence yer yer tutarsız olan bir dünya. Bu orman elflerinin başına bu kadar iş geldikten, bu kadar orklarla haşır neşir olduktan sonra, bunlar yani dağdan kopmuş gelmiş vahşi orklar değil, organize olmuş orklar. O zaman Yüzüklerin Efendisi filmlerinin
ilk filmdeki o Ayrık Vadi toplantısındaki filan bazı laflar, veriler, sohbetler salakça olmaya başlıyorlar. Gandalf evet. Sauron'u löps diye gördü çünkü bu filmde mesela. Evet doğru. Evet hatta Sauron gördü yani. Evet. Şey göz Extended'da mıydı hepsinde miydi göz muhabbeti? Var bizde gördüm. Var gördüm. Gözü. Bir de özellikle hani önceki filmlerde ben gözü iyi yapamamışım burada daha iyi yaptım diye özellikle yapmış bir de orayı. Bitireceksin. Ya abi o kadar haklısın ki sen bir kere eğer bir prequel çekiyorsan, öncesini çekiyorsan elindeki kaynak materyali hadi güvenmedin ama kendi yaptığın geleceği bari hiç bozmamak adına bir şeyler yap. Hem oradaki anlamsız kalıyor hem de şöyle düşünsene abi orklar o zaman tamamen yok olmuyor ve yeni bir şey değil ki. 60 sene uyuyorlar mı orklar birdenbire yani? Ya bir de gizemli tutsa daha iyi değil mi yani bunu ya? Abi daha işte, iyi bir tercih değil mi hakikaten? O görüşüne ben çok katılıyorum. Yani bence bu filmlerdeki en büyük noksan bir sürü gizemli kalabilecek. Bizim Hobbit'in gözünden gördüğümüz için, Hobbit'in kafası basmadığı için anlamadığı bir sürü büyük şeyi açıklamaya kasması. İlk filmin yorumunda şeyi çok konuştuk diye tekrar uzatmıyorum. Ama bence en büyük problemlerden bir tanesi. Her boku açıklamaya, anlatmaya kasmış. İşte Gandalf'ın Dolguldur sahnelerine falan ne gerek var abi. Mesela bak çok güzel hatırlattın. Bunu gerçekten söylemek istiyordum. Bu ormana girerken terk ediyor ya cüceleri. Ben kitapta okurken abi şu tecrübeyi hatırlıyorum. Ulan demiştim Gandalf ne yapmaya çalışıyor ya ne pis herif bu. Tamam mı? Yaşım da küçüktü. Hani böyle sevmek güvenmek istiyorum. İşte her filmde gördüğüm ana kahramanlar gibi. Fakat burada yani en ihtiyaçları olması gereken yerde gidiyor. Ve kızıyordum Gandalf'a. Ve Gandalf'ın böyle tam niyetinin ne olduğunu anlamadığımız bir gizemli bir karakter olması bence çok daha etkileyiciydi. Burada Gandalf'ın sen şeylerini gösterdiği için böyle o Mirkwood'a girdiğinde Galadriel flashbackleri falan olduğu için seyirci olarak şöyle diyorsun. Haklı herif gitmesi lazım tabii diyorsun. Ve hatta bu sefer cüceler ve Bilbo Gandalf gitme falan yapınca ulan sıçtırmayın lan tabii ki gitmesi lazım. Hani o salak surat ifadenizi bırakın benle uğraştırmayın beni onunla diyemeye başlıyor insan. Ben öyle hissettim yani en azından. O yüzden dediğim gibi diğer videoda da çok söyledik ama yani gizemleri bu kadar açığa çıkarması, herkesin neyi neden yaptığını tek tek anlatmaya kasması baştan sona yanlış bir tercih olmuş bence. Kesinlikle katılıyorum. Gizemli kalması gereken şeyleri gizemli bıraktıysa yazar sana ne oluyor da neye açıklıyorsun? Joza. Bir de yani hani kendi filmlerine uyduracaksın diye onunla bile tutarlı olamıyorsun. Abi ilginç. Peter Jackson. Yani Peter Jackson'ı hani biraz şey yapalım, elinden tutalım. Adamın şöyle ilginç bir görevi var. Şimdi Tolkien Hobbit'i yazmış. 20 sene sonra başka bir roman yazıp onu ona biraz bağlamış filan. Güzelce bağlamış tabii adam biraz. Hani böyle kıçı başı oynamıyor çok şükür. Sonra yıllar sonra Yüzüklerin Efendisi filmi çekilmiş. O da Yüzüklerin Efendisi kitabından başka bir adım atmak gibi. Ve yeni bir şeyler ekleyip çıkarıyorsun, yeni bir anlatım yapıyorsun filan. Sonra da Hobbit'i bunun üstüne eklemeye çalışması Peter Jackson'ın. Evet. İşte bu biraz nafile bir çaba gibi. Yani ya önce Hobbit'le başlasalardı belki bir çıt daha mantıklı bir yol mu olurdu acaba? Abi yok yani. Bunu ya böyle da yani tutarlı bir şekilde kendi en azından elinde bulundurduğun franchise diyelim hani bu Lord of the Rings filmlerine en azından onunla tutarlı olabilirdin yani. Oradaki evet. Bazı şeyleri de çöpe atmaya ne gerek vardı? Ya da oradaki şeylerin işte yani burada gizemli tutarak onu seyirciyle aa demek mi bu yüzden oluyor deme. Yani Sauron'u gösterme abi. İşte, gösterme. Abi, kitabın prequel olmalı. Ya da ve yani şey Peter Jackson'a şey veriyoruz payı. Prequel olma ve Middle Earth'ün geçmişini anlatıyor olma gibi bir derdi yok. Kitap sadece Hobbit'in başına geçen, Bilbo Baggins'in başına geçen bir şey anlatıyor. Aynen. Ve hala yani yine ben de aynı şeyi söylemiş olacağım. Sen bunu Middle Earth olarak yapsaydın Hobbit yerine, ismini değiştirseydin. Hobbit hikayesi üzerinden anlatıyor olsan bile biz resmen başka şeyler bile konuşuyor olabilirdik. Ama sen hem bunu yapmayıp hem bir de üzerine tutarsız ve boşa harcanan Expendix'ler ekleyince insanın canı sıkılıyor tabii yani. Yani o karınca diyorum, örümceklerden de, elflerin elinden de falan filan hep mesela Bilbo'nun bir hareketiyle kurtulmuyor. Ve o yüzden o sahneler, o bölümler bir anlamı oluyor. Bu filmde örümceklerin hiçbir anlamı yok. Tabii. Arada küçük bir şey. Hatta ne ben diyeyim? O karides örümceği alıyor ya bir yerde böyle karides gibi. Karides değil de böyle daha düz olan örümcek de değil böyle böcek gibi bir şey alıyor. Garip bir şey. Bıçak sokuyor ya ben orada ona üzüldüm bile. O ne yapıyor lan orada? Hani onu gaza geldi. O ben yavru örümcek falan gibi hissettim onu hep böyle. Evet bir yavru ya. Hayvan ona öldürüyor gibi bir.
Hissiyat içerisinde izliyorum o sahneyi. Çok anlamsız. Bir de şimdi size şunu söyleyeyim o zaman, şu Dolguldur'u geçmeden önce son cümleler. Extended'de bir de şöyle bir topa girmişler. Şimdi başta bir muhabbet var ya eklenen. Güya bunlar önceden planlı. Arkin Stone aslında 14 krala, işte krallığa neyse hükmedecek tek taş cüceler için. Ve o yüzden onu Gandalf almasını istiyor Arkin Stone'u. Hatta şeye göre, kitaba göre de işte bu yüzden de neyse dur, o şey değil, kitap söylemeyeceğim. Orada aslında şöyle bir sahne atmışlar. Diyor ki babam diyor Gandalf yaşıyor. Hayır diyor ya, baban öldü. Olur mu diyor, flashback babasını gösteriyor. Babası yaşıyor ama kayboluyor ortadan. Mezarını bulamıyor, ölüler arasında bulamıyor. Sonra onu nerede buluyor biliyor musunuz? Dolguldur'da buluyor. Kovalaşıyorlar, Mad King gibi böyle. Ve sonra dispel yapıyor Gandalf buna böyle. Ha Gandalf diye sarılmaya başlıyor. Tıpkı şeydeki o Theoden gibi yani. Theoden gibi. Tam olarak o yüzden mi atmışlar bilmiyorum. Ve sonra hatta o işte Sauron'la kapıştı, Necromancer'la kapıştı sahne var ya. Orada yanında arkasında duruyor. Onu profesyonel bir biçimde komple çıkarmışlar normal versiyonundan. Valla abi işte. Hiçbir halta yaramıyor. Oğluma söyle onu seviyorum diyor. Yani bu. Yani yeni bir şey söylemeyeceğim ya. Çok fazlalık yani bu tarz şeyler. Ve böyle bir şey yapmışlar. Daha da kötü yani. Tarol, Arwen, Berzenli ve Extended'larda bir şeyler var. O zaman ben size şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. İki tane replik, ki bundan çok fazla var. Benim tespitim. Hakikaten hani bütün bunları yapıyorsun ama bir de şöyle değerlendirmek lazım. Bütün bunları sen yine de popüler rüzgarı takip etmeden, hitap ettiğin kitlenin farkında olarak ve değişik bir şey yapıyor hissine bize vererek mi yapıyorsun bütün bu işte hatalarına rağmen? Hayır abi, hala not if I kill it first veya senin benim pantolonumu da arasana falan gibi cheesy Hollywood filmi line'ları var abi. Sadece replik değil, reji olarak da bence öyle anlar çok fazla var. Yani dövüş koreografisi olsun, arada şakasal rejiler olsun filan. Bunu da öbür videoda söylemiştim, gene söyleyeceğim. Bence Peter Jackson bu filmleri çekerken bir tık zamanın şeyini yakalayamamış. Yani bence antika kalmış. Yani hiç de o zamanın fırtınasına kaptırmak değil, onu yapmaya çalışırken onu nasıl yapamadığını göstermiş gibi olmuş bence. Şimdi size bir haber vereceğim, hatırlamıyorsunuz. Eğer yanlış anımsamıyorsam 3. film 2 saat. Çünkü çekecek bir şey kalmadı artık. Tabii canım. Bayağı yani, bu tamamen yazış o film yani. Ben 3. filmi galiba izlemedim biliyor musunuz? Ciddi olamaz. Çok eğleneceksin. Çünkü sahneleri gözümüne geliyor ama onları tabii parodilerde şurada burada görmüş olabilirim. Çok eğleneceksin. Ya yani şey olarak eğleneceksin. Ya bunu da mı yaptın? Oha falan, öyle izle. Artık ciddiye alma yani. Ben bu ikinci filmden sonra üçüncüye beklentim. Ya şunu itiraf edeyim. Tabii ki orta dünyanın bir parçası olmak, yine işte cüce, elf dayanışması, savaşı, şusumsu görmek, güzel sahnelerin, işte aksiyon sahnelerini görmek tabii ki beni mutlu etti. Ama o kadar. Ben daha fazla CGI yağmuru yani. Abi öbür film. CGI atıyoruz. Gözünüze biraz daha CGI asker. Daha fazla CGI asker nasıl? Yani neyse, üçüncü film gelince konuşuruz. Ama yani Miğfer Dibi'ni çekmiş yönetmen nasıl böyle bir rezalet ve kepazeliği gözümüzün önüne atıyor, onu konuşuyor olacağız diye ben çok heyecanlıyım. Ben de tekrar izleyeceğim diye çok heyecanlıyım. Çünkü çok eğlenceli arkadaşlar. Hele bir şey sahneleri falan vardı. Ay şimdi söylemeyeyim. Daha fizik kurallarını konuşacağız biliyorsunuz. En çok o sahne konuşuldu. Neler konuşacağız daha? Neyse, var mı son olarak efendim eklemek istediğiniz bir şey? Şunu unuttum, şunu Ömercan zaten ölmek üzere, o bitti. Bayılacak. Bayılacak. İstersen üçü konuşmayalım. Ama çok eğleneceksin. Ya, enteresan bir şey var bak. Bu konuda bu yani Hollywood işte neyle başladı bu? Emin değilim. Star Wars filmleri prequel'ları yapmaya başladığında başlamış olabilir. Bu işte dev franchise'ları alıp önümüze böyle dizi bölümü gibi işte önümüze koymaya başladığında falan. Ve 2000'ler ve 2010'lar arası bir trend vardı. O trendde yapılan bazı işler güzel, bazı işler birbirinin tekrarı falan diye sıkıcı. Ama işte Hobbit gerçekten bence bir 10 sene geriden gelmiş gibi bir iş açıkçası birçok açıdan. Başka günahları da var, başka hataları falan da var.
Ve yani 2015'lere gelindiğinde Hobbit çıktığı anda eskimiş bir iş gibi gelmişti bana açıkçası. Yani böyle hani özellikle son filmi gerçekten çok eski yani, kafalı. Bir ilk hariç o tadı bir daha almadım. İlkinde bile Yüzüklerin Efendisi'nden daha düşük bir tad aldım ama yine de mutluydum. Daha giderek gelişir diye düşünmüştüm. Hiç böylesini düşünmemiştim açıkçası. Giderek kötüleşeceğini hiçbirimiz tahmin etmemiştik. Abi yani işte bak mesela Yüzüklerin Efendisi'ne baktığın zaman mesela o eskide kalan bir iş olmasına rağmen hala güncelliğini koruyor bence. Hiçbir zaman sıkılmıyorum o filmleri izleyince, aşırı keyif alıyorum ama bu filmler gerçekten işte dediğim gibi 10 saatte izledim. Bakalım sonuncusunu kaç saatte izleyeceğim. Belki onu tek oturuşta izler bitiririm bu kepazeliğe çünkü diye izleyeceğimi düşünüyorum. 3 boyutlu izlemek lazım aslında oğlum. Ama benim 3 boyutlu televizyonum yok senin gibi. Geçen hafta Unexpected Journey için, Hobbit'in ilk bölümü için iyi mi kötü mü çirkin mi diye sormuştuk. Şimdi onun oy sonuçlarını söylüyorum. İzlenmeler de diğer sinema günlüklerine göre yüksek, bunu hatırlatayım. %16 çirkin demiş. Vay. %29 kötü demiş. Vay ve vay. %53 iyi demiş bu filme sevgili arkadaşlar. Vay be. Yine gayet olumlu sayılır yani. Bence. Evet bence de. Ama zaten serinin en olumlu filmi gerçekten birazcık daha kıçı başı düzgün oynayan. O kadar da tadımızı kaçırmayan bir film. Şimdi bu filmi yeni izleyip de büyük tadın kaçtığı için. Bak geçen hafta böyle ekşimiyordun sen. Yok yok şeyi düşünüyordum da ondan suratım garipleşti. Şeyi çok merak ediyorum ve hayal etmem imkansız. Hakikaten kitapları hiç bilmeyen. Hatta belki Yüzüklerin Efendisi filmlerini izlememiş. Birisi için falan böyle bir standalone üçleme olarak. Acaba Hobbit nasıl bir teyze? Seveni var abi. IMDb'de falan notu 7 küsürlerde bu film. Bu arada yani. Bizim de kötü değil yani. Seveni var. Yorumları çok okuyorum. Yazan arkadaşlar abi ben beğendim falan diyor. Bazısı demiş ki ben beğendim ama hani öyle okumadım. Yüzüklerin Efendisi izlemedim diyen var mesela. Neticede o da 2000 filmi. O yüzden beğenen de vardır mutlaka. Biz tabii ki hepsini bir arada düşünerek konuşmak durumundayız burada. Evet efendim. Hobbit. Desolation of Smaug konuştuk. Haftaya Hobbit. Smaug çorak topraklar. Smaug çorak. Haftaya da beşer şaşar konuşacağız sevgili dostlar. Lütfen onu işte izleyerek gelin ama önce bu Hobbit çorak topraklar. Smaug'un çorak toprakları. Çorak toprakları. İyi mi? Kötü mü? Çirkin mi diye şey yapmayı, oylamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ve son cümle olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. What have we done?